Seni dinliyorum. İstediğin sorudan başlayabilirsin. Ben Maraz Ali'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ne yazık ki birinci soruya yanlış cevap verdin. Sana sorgunun en başından önemli bir kuralımızı belirtmek istiyorum. Bizde 3 yanlış bir doğruyu değil, 1 yanlış bütün doğruları götürür. Bu nedenle sorularıma yalan dolan cevaplar verip benim sinirlerimi bozmaya, bana vaktimi boşa harcatmaya kalkarsan, seni firari bir sanığın kaçmasına yardım ve yataklıktan en az bir 10 yıl içeride tutmaları için elimden gelen her şeyi yaparım. Ne yapıyorsun burada sen? Ne olur öldürme beni. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam, sakin ol. Niye seni öldüreyim? Ben kötü bir insan değilim ki. Ama senin silahın var. Affedersin. Tamam, kaldırdım silahı. Bak, silah falan yok elimde. Korkma artık. Tamam? Sen nasıl indin buraya? Ne yapıyorsun burada? Yukarıdaki hastaneden geldim. Saklanıyorum burada. Kimden saklanıyorsun? Üvey babamdan. Niye saklanıyorsun peki üvey babandan? Çünkü annemi öldürmeye çalıştı. Şimdi de beni öldürmek istiyor. Ne olur beni üvey babama geri götürme abi. O bana çok kötü şeyler yapıyor. Tamam, korkma. Götürmeyeceğim. Beni eve babamı götürmüyorsun değil mi? Hayır, götürmüyorum. Köpeklerden korkar mısın? Hayır. Tam tersine çok severim. Senin ismin ne? İdil. Benim ismim Dalia. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum İdilciğim. Siz beni koruyacak mısınız? Elbette, merak etme. Ben varken kimse sana zarar veremez. Sen şimdi Rıfkı ile burada kal. Hiçbir yere kıpırdamadan beni bekle, olur mu? Olur. Benim yukarıda küçük bir işim var. Onu halledip geri döneceğim. Tamam.
Sağ olun. Rica ederim. Kadın neden atlamış balkondan? Kocasıyla kavga etmiş galiba. Hadi ya. Allah. Vallahi bayağı hararetli kavga etmişler. Sonra? Sonra da dayanamıyorum bu hayata deyip bırakmış kendini aşağı. Kocası anlattı olanları. Kadın komada. Evde bir tek ben, bir de küçük kızım vardı memur bey. Eşim kendi kendine bir kıskançlık krizine girdi. Önce benim üzerime, sonra da kızıma elinde bıçakla saldırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Her şeyi kırıp döküyordu. Biz kaçtık, kendimizi banyoya kilitledik. Kapıyı yumrukladı. Bağırdı, çağırdı saatlerce. Sonra bir çığlık sesi duyduk dışarıda. Çıktık, baktık. Karın balkondan atlayıp intihar etmiş meğerse. Kızınız nerede peki? Onun ifadesini de almamız gerekebilir. Vallahi komiserim, ben de 2 saattir her yerde onu arıyorum. Hastanenin bir yerinde saklanıyor olabilir. Çok korktu tabii çocukcağız. Morali bozuldu yaşadıklarından sonra. Memur bey, memur bey, ne olur bana kızımı bulun. Lütfen, yalvarırım. Tamam, tamam bulacağım. Karımı kaybettim zaten. Bir de kızımı kaybetmeyeyim bunun üstüne. Tamam, sakin olun. Tamam, siz merak etmeyin. Kızınızı bulacağız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sakın elimden kurtuldun sanma. Nasıl olsa seni de geberteceğim, kızını da. Ne bakıyorsun ya? Sen de kimsin? Bugünlük senin için adaletin kılıcıyım. Bununla seni hayatının sonuna kadar felç edebilirim. Ama merak etme. Kolay kolay ölmezsin. Yattığın yerde en az bir 30-40 sene daha yaşarsın. Karına, kızına yaptıklarını düşünmek ve Tanrı'ya seni affetsin diye yalvarman için
Çok iyi bir süre aslında, biliyor musun? Adalet işte böyle bir şey. Topal bir adama benziyor. Hep ağır aksak. Yavaş yavaş iler. Ama eninde sonunda yerini buluyor. Bu hayatta kötüler hiçbir zaman kazanamaz. Tanrı bize cenneti de cehennemi de bu dünyada yaşatıyor. Çünkü ne demiş bir sultan? Cehennem dediğinde dal, odun yoktur. Herkes kendi ateşini kendi götürür. Sen ne aşağılık herif misin be? Ölme taklidi yapmayı bile beceremiyorsun. Şırınganın içinde sadece su vardı. Ha. Ama eğer bir daha seni karının ya da kızının aldığı nefesin yakınında bile görürsem, bir daha onlara en ufak bir zarar verdiğini duyarsam, yine seni bir yerde kıstırırım ve bu defa bu şırınganın içinde fare zehri olur. Çünkü senin gibi bir adama bir lağım faresi gibi ölmek yakışır. Anlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes zan altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Var, var.